Amerika'nın Sesi'nin Washington stüdyolarından iyi akşamlar. Ben Melek Çağlar. ABD'de başkanlığa seçilen Donald Trump, Maliye Bakanlığı'na Goldman Sachs Bankası'nın eski ortaklarından Steven Mnuchin'i getirmeye karar verdi. Ancak kampanya boyunca Wall Street karşıtı söylemleriyle öne çıkan Donald Trump'ın bu önemli göreve yine Wall Street'ten bir ismi getirmesi tartışma yarattı. Steven Mnuchin çok tanınan bir isim değil. Daha önce resmi bir görevde bulunmayan 53 yaşındaki Mnuchin, Yale Üniversitesi mezunu ve ilginç bir özgeçmişi var. 17 yıldır Goldman Sachs'ın ortağı, kendi yatırım fonlarını başlatan bir milyoner, ayrıca Hollywood'da başarılı bir yapımcı. Mnuchin bugünlerde kendini daha önemli işlere adamaya niyetli. Birinci önceliğimiz ekonomi, yılda 3 ya da 4'lük büyüme sağlamak. Bu bizce sürdürülebilir ve emekçi kesimi kollayacak bir oran. Mnuchin, Trump'a başından beri destek veren ve kampanyasındaki güvenilir danışmanlarından biri. Piyasa uzmanı Mnuchin'in bakanlık görevi bazılarına göre anlaşılır bir durum. Başkanlar ekiplerinde rahat çalışabilecekleri kişileri, aynı mücadeleyi paylaşanları seçmek ister. Her başkan gibi Trump da sadakatten hoşlanır ve ödüllendirmeyi sever. Bununla birlikte vergi mevzuatını baştan düzenlemekten sorumlu olacak bir kişi olarak Mnuchin'in atanmasının yanlış işaretler vereceğini savunanlar da var. Skype üzerinden Amerika'nın Sesi'nin sorularını yanıtlayan siyaset uzmanı Rick Claypool, Trump'ın kampanya dönemindeki tavrıyla seçildikten sonraki tavrında görülen değişikliğe dikkati çekiyor. Mnuchin is exactly the candidate. Eğer Trump Wall Street'i dizginlemek yerine kollamayı tercih edecekse, Mnuchin'den daha iyi bir aday bulamazdı. Claypool'a göre Mnuchin'in atanması Wall Street'in riskli faaliyetlerine dönüş anlamına geliyor. Politikalar bazında bizi geçmişte mali kriz ve büyük durgunluğa sürükleyen riskli faaliyetlere geri dönmeyi bekleyebiliriz. Wall Street açısından da bakıldığında Mnuchin içeriden biri olarak görülecek. Tahmin ediyorum Wall Street şu anda rahatlamıştır. Mnuchin'in bir şekilde Donald Trump'ın standartlarına göre bile muhafazakar tercihler yapmasını bekleyeceklerdir. Piyasalar bence yapılan tercihlerden dolayı mutsuz değil. Steven Mnuchin'in Maliye Bakanlığı görevinin Senato tarafından onaylanması gerekiyor. Kongrenin iki kanadının da Cumhuriyetçi partilerin çoğunluğunda olduğu düşünüldüğünde Trump'ın tercihlerinde çok fazla güçlük yaşaması beklenmiyor. Serhan Akif Akyıldız, Amerika'nın Sesi, Washington. Donald Trump, emekli general James Mattis'i de Savunma Bakanlığı'na aday gösterdi. Ancak Mattis'in bakan olabilmesi için yasal değişiklik gerekiyor ve bu da yine tartışmalara zemin hazırlıyor. Tartışmaların kaynağını Alparslan Esmer'e soracağız. Alp, neden yasal değişikliğe ihtiyaç var? Önce bununla başlayalım. Evet Melek, sen de biraz önce açıkladın ve yayında da açıklanıyor. Donald Trump kabinesinin isimlerini tek tek açıklıyor şu an, bu zamana kadar. Aslında bugünlerde Dışişleri Bakanı'nın açıklanması bekleniyordu. Fakat Savunma Bakanı'nın açıklamayı tercih etti. Tabii bu noktada bir yasal pürüz ortaya çıktı. Bu çok sık tartışılan bir konu. Aslında James Mattis'in adı çok fazla sürpriz değil çoğu kişi için. Zaten adı geçiyordu. Emekli orgeneral James Mattis. Şöyle diyeyim, kendisiyle ilgili tartışma yaratan konu atanmasının federal yasal ihlal edeceği konusunda. Çünkü kendisi emekli bir asker ama çok yakın bir zamanda emekli olmasından dolayı da Savunma Bakanlığı'na geldiği zaman sivil bir kimlikle geliyor olmayacak. Bu çok önemli bir sorun. Cincinnati kentinde dün açıklama yapan Donald Trump, James Mattis'in adını açıklarken kendisinden lakabıyla söz etti. Kuduz Köpek Mattis'i Savunma Bakanlığı'na getireceğiz dedi. Kuduz köpek ifadesi burada tabii ki hakaret anlamında kullanılmıyor. Bu lakabı kendisi savaş meydanındaki cesaretinden dolayı almış ve bundan dolayı kendisine bu ifadeyle hitap ediliyor. Donald Trump aynı zamanda James Mattis, 2. Dünya Savaşı'nın ünlü komutanlarından Avrupa cephesinde komutanlık yapan George Patton'a benzetti. Kendisine en yakın bulabileceğiniz kişi diye tanımladı. James Mattis 66 yaşında, 44 yıl boyunca Amerikan ordusunda görev yapmış ve aynı zamanda da tabii ki şahin bir isim. Amerika'nın
Afganistan ve Irak işgallerinde önemli roller oynadı kendisi. 1991'de Körfez Savaşı'nda bir tabura komutanlık yaptı. 2001'de Afganistan'da yine özel kuvvetlere komut etti. Ve tabii ki 2004'te de Felluce'deki çatışmalarda, o meşhur çatışmalarda deniz piyadelerini yönetmişti. Şimdi kendisiyle ilgili çok fazla yazılan, çizilen haberler var bugünlerde. Özellikle de kendisinin insan öldürmekle böbürlenmesiyle ilgili konuşuluyor bugünlerde. CNN'in bir haberine göre 2005 yılında San Diego'da askerlere yaptığı bir konuşmada bazı insanları vurmak eğlenceli oluyor dedi. Sizi desteklerim, boğuşmayı da severim diye konuşmuş ve bu konuşması tabii ki bugünlerde fazlasıyla tartışılan bir konu. Bir noktada sosyal medyada sürekli tartışılan bir başka konuşması daha var. Nazik olun, profesyonel davranın ama tanıdığınız herkesi öldürmek üzere planınız da olsun diye bir ifadesi var ki bu da yine tartışılan konulardan biri. Emekli Orgeneral Mattis'in bir lakabı daha var. Savaşçı keşiş deniyor kendisine. Bu da kendisinden kaynaklanıyor çünkü evinde kütüphanesinde 10.000 tane kitap bulunduğunu söylüyor. Bunların da çoğunu okuduğunu söylüyor. Kendisini yakından tanıyanlar da genelde emekli Orgeneral Mattis'in savaş tecrübelerini, deneyimlerini, özellikle bizim Türkçe'de belki musibet diye hitap edebileceğimiz deneyimlerini tecrübeyle yaşamaktansa kitaplarda tarihi okuyarak, geçmişten ders çıkararak almayı tercih ettiği yönünde tanıdıkları kendisi hakkında bunu söylüyorlar. James Mattis 2010 ve 2013 yıllarında Amerika Merkez Kuvvetleri Komutanlığı yapıyor. Bu komutanlık Amerika'nın Orta Doğu ve Güneybatı Asya'daki faaliyetlerinden sorumlu, askeri faaliyetlerinden sorumlu. Tabii ancak şöyle bir durum var. İran karşıtı sert tutumu nedeniyle Obama yönetimiyle çeliştiği için kendisi bu görevin bitmesine 6 ay kala emekli oluyor. Ama İran konusundaki katı tutumunu da hala sürdürüyor ve İran'ı Orta Doğu'da barışın ve istikrarın en temel engellerinden biri olarak görüyor James Mattis. Mattis aynı zamanda Orta Doğu'ya yeterince Amerika müdahale etmediği için de IŞİD gibi radikal ideolojilerin tırmandığını, yükseldiğini savunuyor bu noktada. Tabii şöyle bir şey diyeceğim, belki Donald Trump'la da çelişme ihtimali var. Çünkü Donald Trump da müdahaleci bir özellik taşımıyor. Çünkü kampanya konuşmalarında da özellikle müdahalelere çok yani Orta Doğu'daki karışıklıklara çok karışmayacağını, Amerikan askeri göndermeyeceğini kendisi de söylemişti. Ve daha önceki müdahalelere de karşı çıktığını söylemişti ki bu noktada yeni başkanlığı nasıl, yeni savunma bakanı nasıl anlaşılacağını bilemeyeceğiz. Şimdi tabii Donald Trump'ın kabinesinde şu ana kadar iki tane emekli general oldu. Bir tanesi ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn, diğeri de kendisi olacak savunma bakanı olarak. Eğer son olarak da Dışişleri Bakanlığı'nın emekli orgeneral ve eski CIA başkanı David Petraeus'un adı da geçerse bu noktada gerçekten Donald Trump'ın kabinesinde 3 tane komutan göreceğiz Melek. Alparslan Esmer, Donald Trump'ın savunma bakanlığına gösterdiği isimle ilgili olarak tartışmaları aktardı. Yayınımıza Washington'un gündemiyle devam ediyoruz. 8 Kasım'daki seçimlerde ağır bir yenilgi alan ve yeni bir yol haritası belirlemeye çalışan Demokrat Parti, Temsilciler Meclisi'nde yeni bir lider arayışına girdi. Ancak partinin Temsilciler Meclisi Grup Başkanlığı'nı bu görevi uzun süredir yürüten Nancy Pelosi yeniden kazandı. Seçim günü işçi sınıfının kongredeki demokratlara verdikleri mesaj çok açıktı. Tüm mesele istihdam. Demokrat Parti seçim sonrasında toparlanmaya çalışırken bu mesaj Temsilciler Meclisi üyesi Tim Ryan için adeta bir çağrıya dönüştü. Ryan, Temsilciler Meclisi Demokrat Parti Grup Başkanı Pelosi'ye rakip oldu. Yenilgi alan Ryan, mesajının hala geçerli olduğunu söylüyor. İstihdam, maaşlar, asgari ücret gibi konular seçmenlerin gündemini meşgul etmeyi sürdürüyor. Orta sınıfın geliri son 30 yıldır artmadı. Bu mesajı iletmeye çalıştık. Liderliği elinden bırakmayan Pelosi ise göreve gelen yeni kongre için durumun kritik olduğunu söylüyor. Ülkemizin kaderi, büyüklüğü, karakteri saldırıya uğradı. Halkın kaygılarını gidermek için harekete geçmeliyiz. Ryan'ın parti içinde çeşitliliği artırma çabalarıyla ilk kez parti liderliğine Latin kökenli bir kadın seçildi. Çalışan bir anne olarak aile hayatıyla iş hayatını dengelemenin ne kadar zor olduğunu biliyorum. Ailelerin işlerini kolaylaştırmayı umuyoruz. Demokrat Parti'nin yeni bir yön belirlemesi gerektiğini Senatör Bernie Sanders da dile getirmişti. Demokrat Parti'nin Donald Trump'ın farkına varmayı başardığı bazı gerçekleri artık görmesi gerekiyor.
Demokrat partililerin üçte biri Temsilciler Meclisi Grup Başkanlığı için Tim Ryan'a oy verdi. Partinin halk oyunun çoğunluğunu aldığı gerçeği ise birçoklarının aklında. Milyonlarca seçmen Demokrat Parti liderliğinin temsil ettiği politikalara oy verdi. Kimilerine göre ise Trump ve ekibi Demokrat Parti'nin ne demek istediğini seçmene kanıtlayacak. Seçmenler Cumhuriyetçi Parti'nin neyi temsil ettiğini anlayacak ve sosyal güvenliği, yaşlılara sağlık hizmeti sunan Medicare'i, çocukların yararlandığı ucuz sağlık hizmetlerini ve fırsat eşitliğini korumak için bize koşacak. Demokratlar arasındaki çekişme şimdilik sona erse de Nancy Pelosi, Trump'ın başkanlığı gibi çok daha büyük bir sorunla baş etmek zorunda kalacak. Devrim Moral, Amerika'nın Sesi, Washington. Amerika'da son günlerde en fazla tartışılan konulardan biri de bayrak yakmanın bir suç sayılıp sayılmayacağı konusu. Tartışmayı başlatan isim Amerika'nın 45. başkanı seçilen Donald Trump. Trump bir süre önce protestolarda Amerikan bayrağı yakanların cezalandırılması gerektiğini söyledi. Beyaz Saray'dan bu yaklaşımı reddeden bir açıklama geldi. Beyaz Saray'ın şimdiki sahibi Başkan Obama, Ocak ayında koltuğu Trump'a devredecek. Bu nedenle söz konusu tartışma devam edeceğe benziyor. Birilerinin Amerikan bayrağı yakmasına izin verilmemeli. Eğer bunu yaparlarsa sonuçlarına katlanmalı. Hatta belki vatandaşlıktan çıkarılmalı ya da bir yıl hapis cezası almalı. Amerika'da bayrak yakanlar cezalandırılsın mı cezalandırılmasın mı tartışmasını 20 Ocak'ta başkanlığı devralmaya hazırlanan Donald Trump'ın bu tweet'i başlattı. Amerikan bayrağının yakılması savaşlara ve tartışmalı Amerikan politikalarına yönelik protestolarda sıkça başvurulan bir yöntem. Birçok Amerikalı bunu ulusun sembolüne saygısızlık olarak görüyor. Eski muharipler de bunu yaşadıklarına saygısızlık olarak algılıyor. Trump'ın tweetiyle başlayan tartışmaya Beyaz Saray'dan tepki gecikmedi. Beyaz Saray sözcüsü Josh Earnest, Amerikalıların kendilerini ifade etme özgürlüğünün anayasa tarafından garanti altına alındığını söyledi. Similar freedoms related to... Din ifade özgürlüğü, gazetecilikle ilgili benzer özgürlükler anayasamızda garanti altına alınmıştır ve savunmaya değerdir. Earnest, bu haklar sadece onlarla uzlaştığımız zaman değil, saldırgan bulduğumuz zaman da korunmalı dedi. Ben de dahil birçok Amerikalı bayrağın yakılmasını saldırgan buluyor. Ama anayasamızda garanti altına alınan haklarımızı korumak gibi bir sorumluluğumuz var. Trump'ı bu yönde tweet atmaya iten neden belli değil ancak siyasi uzman Klaus Larris, Amerika'nın Sesine yaptığı açıklamada bunun iyi bir fikir olmadığını söyledi. Bayrak yakanları cezalandırmanın bugün ülkenin tartıştığı konulara yardımcı olacağını düşünmüyorum. Larris ayrıca Trump'ın önemli konularda tweet atmasını da sorguluyor. Twitter gençler tarafından kullanılan bir şey ve başkan seçilmiş bir kişi ya da önemli siyasetçiler tarafından görüşlerini, düşüncelerini belirtmek için kullanılmamalı. Hillary Clinton da dahil Amerika'da bazı politikacıların bayrak yakmayı yasaklama ya da cezalandırma teşebbüsleri başarısızlıkla sonuçlandı. Amerika'da Anayasa Mahkemesi 1989'da bayrak yakmayı ifade özgürlüğünün bir şekli olarak yorumlamıştı. Serhan Akif Akyıldız, Amerika'nın Sesi, Washington. Haftanın son yayınını da böylece tamamlıyoruz. İnternet adresimiz amerikanınsesi.com. Haftaya Amerika ve dünya gündeminin öne çıkan maddeleriyle Washington'dan karşınızda olacağız. İyi hafta sonları.